Sokrates'ten herkese merhabalar. Amerikan Mutfağı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Amerikan Mutfağı'nın yeni bölümünde ben İnan Özdemir, Kaan Kural'la birlikte NBA'deki pre-off gündemini değerlendirmeye devam ediyoruz efendim. Kaan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bir serimiz daha uğurladık. İki tanesi bizimle birlikte yola devam ediyor. İkisinin de maçları bu gece oynanacak hatta. Yedinci maçlar günündeyiz. Heyecanlıyız bir yandan da. Önce bitmiş bir seriden başlayacağız. Sonra biraz daha heyecanlı bir tarafa doğru gideceğiz seninle. Golden State Warriors Memphis karşısında bir komediye sahne olan bir maçı kazandı. Özellikle ilk yarısı itibariyle... inanılmaz komik bir maçtı. Yani top kayıpları... karşılıklı hatalar... ki açıkçası... iki. Gerçi bir seri... Bu, bu seri özelinde... Ee ekstrem bir durum değil bu. Gerçekten evet. de öyle ki hatırlıyorsun biz Minnesota serisi daha sonra şeyi konuşuyorduk. Ya yani Memphis Minnesota sonrası Golden State'i gidince daha olgun bir rakiple oynayacak diye ama rakip de onlarla birlikte gençleşti ki Golden State'in klasik hastalığıdır bu. Ama ikinci çeyrekte Memphis Grizzlies'in belki de maçı kapatabilecek farkı elde edebileceği bir periyot vardı. Yani 14-0'lık bir seri elde etmişlerdi. Ama 6. maç Clay Thompson'ı ve Kevin Lundin'in ucum ribantları bu maça damga vurdu Golden State. Ya e, şimdi Tabii her, hemen hemen her maçtan sonra program yaptığımız için hani serinin gelişimlerini de çok konuşuyoruz. Ben bunun üzerine çok durdum ama seri ilerledikçe değişimleri görmek de ve alınan önlemleri görmek de önemli, çok değerli ve çok keyifli oluyor. Şimdi bazen biz şeyleri karıştırabiliyoruz birbirine çok paralel olduğu için. Şimdi doğru oynamakla iyi oynamak, tabii doğru oynamak iyi oynamayı kolaylaştırmaktır aslında. Ve ne kadar iyi bir gününde olursan ol, ne kadar iyi bir performans verirsen ver, ne kadar iyi bir ivme yakalarsan yap, yanlış yaptığın sürece kendini çok zorda bırakırsın. O yüzden ve açıkçası asıl kontrol edebildiğin şey doğru oynamaktır. Ve bazen bunu öngörülü koçlar, bazen şanslı koçlar, yapılar, takımlar, bunu seri öncesi de yapabilirler. Ama çok daha büyük oranda seri içinde bu gelişimi görürsün. Şimdi bu maçta, ha bu arada da bir önceki programda da bahsetmiştim. Yani stratejik bir iki değişiklik yapmak dünyayı değiştirmiyor. Ama senin hayatını çok kolaylaştırıyor. Ve açıkçası çok ciddi zaaf yaşadığın ya da çok ciddi zarar gördüğün alanlarda doğru stratejik hamleleri yaparsan e, beklenenden de büyük etki yaratabiliyorsun. Şimdi bu maçta ne değişiklik oldu State adına? Kevin Looney. Kevin Looney. İlk beşi değiştirdi ki senle konuşmuştuk. Yani bir daha Kuminga'yı orada başlatamazdı. Ama şunu da konuştuk, Looney ile Green'i e oynattığın zaman 3 kişi hücum ediyorsun hücumdan. Doğru. Fakat bunu nasıl kompansiye ediyorsun? E, Kuminga ile olduğunda 4 kişi mi ediyorsun? Evet, o zaman da 3 kişi hücum ediyorsun. Fakat bunu aşmanın bir yolu var herhalde. Birinin şutta çıldırması ve böylece Looney ve Green'in beraber barınabilmesi. Aynı zamanda bu ikisi sahadayken 3 kişiyle hücum etmeyeceksin. Şimdi kadrosal olarak bu değişmeyi buldu. Bu arada Mike Brown'u çok takdir ettim. Maçtan sonra sorduklarında, evet Steph ve Draymond'un fikriydi dedi. Hiç bu bunun kredisini almadı. Biz bunu düşündük aramızda. Bu arada daha sonra ben, e, bir gün sonra bir demeç daha verdi. Orada işte uçakta toplantı yaptıklarını işte Steph'le Draymond'un bunu getirdiği konuştuklarını Clay'e de sormak istedim ama Clay'in uyuduğunu söyledi. Clay uyuyordu <laughs> karışamadı dedi. Ama orada çok güzel bir ifadesi var. Ama şey çok önemli. Hiç kredisini almıyor ya. Evet ve abi ne dedi orada? Draymond Green böyle daha rahat ettiklerini söyledi dedi. Ee, yani biz Loni'yle daha rahat ediyoruz. Bu çok önemli bir bakış açısı çok, aslında. Ya, bu ben şimdi konudan biraz sapmayalım da. Mike Brown açısından çok memnun oldum. Çünkü Mike Brown'un geçtiğimiz dönemde işte Cleveland, Lakers dönemlerine falan bakarsan hep belli açılardan defektleri defekleri olsa da bir özgüven problemi var gibi. Yani bir kendini ispat zorun. Abi bu nasıl rahatladığını ve nasıl kendi kabuğunda rahat hissettiğini gösteriyor. Bu çok değerli. Neyse. Burada yalnız, evet bu değişiklik yapıldı. Kevin ile oynamak. Fakat bir tane daha başka önemli değişiklik var. Yani kadrosal bazlı değil. 3'e 5 hücum edemeyiz. 5'e 5 beş hücum etmek zorundayız. Zayıf hücumcular olsa da. Abi bu maçta Kevin Lugnen'in perdeden sonra kaç kere devrildiğini gördün mü? Onu bırakıyorum abi. Devrilmesine gerek yok bu arada. Çünkü iki kişi üstüne geliyor. Hani 3'e 5, 5'e 3 savunma yaptıklarında ne oluyor? Duni veya işte Kuminga kimse veya Draymond Green'i savunmadıkları için diğer oyuncuya baskı yapıyorlar. Fakat bu oyuncuda abi bunlar da şey değil ki söyle adını dünyanın en kötü hücumcuları değilken yani bomboş verirsen atıyor abi içine esas burada bence kritik olan Draymond Green abi Draymond Green bu maçta kaç 14 sayı attı fakat 14 sayı değil 14 top kullandı abi işte asıl mesele o yani Draymond... boş topları kullandı bu maçta evet ve potaya po gitti bir tehdit yarattı düşük seviyeli bir tehdit yarattı belki belki çok verimli değildi ki zaten olamaz fakat bunu yaptığın zaman rakibin 3'e 5, beş, yani 5'e 3 savunmasına engel oluyorsun. Ve nitekim bir tehdit yaratıyorsun. Oyunu açıyorsun ve biraz daha dengeli gözüküyorsun. Tabii ki iyi hücumcu değil Draymond Green. Tabii ki Kevin Looney iyi hücumcu değil. Abi kariyer ortalaması 10 sayının altında olan adamlar... Looney'nin kaç? 4.5 muydu bu sene sayı ortalaması? Hani bir de Garbage Time'ları çıkarırsan 3 falan herhalde yani. Bunu yaptığın zaman daha dengeli olabiliyorsun. Memphis'in sana senin verdiğin büyük fırsatları almasına izin vermiyorsun. Ve Kanabo 5 o e 3 söylediğin nokta çok önemli. Golden State'in en büyük alamet farkalarından biri şudur. Evet Looney savunulmuyor, evet Raymond Green savunulmuyor ama savunulmayan oyuncuyu hücum aksiyonunun içerisine aktif bir şekilde sokmayı başarıyorlar. Çünkü Stephen Adams geride kalarak savunuyor. Yani geriye doğru giderek doğru. savunuyor. O yüzden Looney ile Stephen Adams'ın arasında bir metrelik boşluk var. Sen perdeyi Looney'den aldıktan sonra senin şu türünde Stephen Adams arasında da bir metrelik boşluk var. Maç içerisinde Jordan Poole'da, Clay Thompson'da, Steph Curry'de Looney'nin perdesini çıkıp şut attılar. Çünkü evet Memphis savunmacıları perde üzerine savaşıyor ama yetmiyor abi. O yarım metreyi verdiğin zaman Golden set şutörlerine atarlar ve attılar. O yüzden yani hücumu olmayan oyuncu hücum içerisinde aktif kullanmanın bir yolunu çok iyi buldular. Ve ama tabii şimdi sen stratejik olarak doğruları yaptın. Daha 5'e 5 hücum e ediyorsun. Şimdi daha doğru oynuyorsun fakat de iyi oynamak lazım. Yani rakipten daha iyi olman lazım. Şimdi oradaki... Mi, Draymond Green'in bence 14 atış kullanması falan çok değerli. Ama burada yani kim olan şüpheli abi? Şimdi Jordan Poole bir sürpriz olabilir, hı hı. pek olmadı bu maçta. Abi olan şüpheliler kimler? Başta Steph. Ve ki zaten biliyorsun dördüncü maçı tamamen o Steph'in son çeyrekteki mucizesiyle almışlardı. Bu maçta son çeyreğe kadar Stephen Curry hemen hemen hiç etkili değildi. Ve dağınık oynadı. Ve dağınık oynadı, iyi de oynamadı. Son çeyrek daha iyiydi ve maçın kırıldığı yerde gene e, büyüklüğünü gösterdi. Ama bu maçı getiren oyuncu net. Abi bu 6. maç bafı nedir ya? <laughs> ya? ben maçta yayındayım. Bu arada tabii herkes konuşuyor. Yani bizim söylememize gerek yok. A Game 6 Clay, Game 6 altıncı maç Clay aldım. Şimdi biraz şüpheyle yaklaşıyorsun doğal olarak. Şimdi Clay Thompson'ın bu seride oynadığı basketbola bakarsan iki tane maçın en kötüsü zaten. Hatta mağlubiyetin ana sebebi konumunda. Ritim bulmak için çok şut kullandığını falan söylüyoruz. Bu arada onun da doğru oynaması önemli. Yani Clay Thompson'ın 20 şut atmasıyla ilgili hiçbir sorun yok. Ama sistem içinde yani akış içinde atıyorsa... Yoksa gelip iki dribling yapıp fade away atıyorsa yani bütün akışı falan bozuyorsa o daha büyük zarar veriyor. Fakat bir kere daha bir 6. maç Clay'i izledik ya. Yani. Ya bunun bir açıklaması yok. Bunun bir bilimsel açıklaması yapılamaz zaten. Ya bir tek belki şey dersin hani o da bu havaya çok zaten Clay Thompson bayağı e, transa geçen türde bir oyuncu olduğu için kendini oyuna çok kaptıran hiçbir egosu olmadığı halde o akış içinde oynadığı zaman çok etkili olabiliyor biliyorsun. Abi bir 37'si falan var adamın yani. Hani hakikaten kontrol. 62 sayı attığı maçta biliyorsun topu toplam elinde tuttuğu süre 2, 2 dakika 3 saniye yani falan. Böyle acayip bir transa geçiyor adeta. Fakat böyle transa geçtiğinde de muhtemelen şey 6. maç Clay'i ev sahibi olmak falan o da kendini iyi hissettirdi. Belki hani psikolojik çok daha iyi hissettiği bir maça çıktı. Ve olabilir. Şey en azından pardon e, bu sakatlıklardan sonraki o tedirginlik varsa az da olsa onu atmıştır muhtemelen. Ve çok güzel bir açıklama yapmış. Yani 35 aydır yok zaten ortada. Şey diyor hani biz yaşlı olduğumuz yıllara kadar yani ilerleyen yaşlarımıza kadar oynayamıyoruz. Biz diyor aktör değiliz diyor. Biz oyuncu değiliz. O yüzden hani bu anın tadını çıkarabiliyorken çıkarmak gerekiyor demiş. Kariyerinin en görkemli performanslarından yani Toronto'ya yaptı bunu. Houston'a yaptı. Oklahoma'ya yaptı. Ve şimdi de Memphis Grizzlies'e yaptı. Seriyi 6. maç kılayı bitirdi. 14'te 8 üçlük. Yani bu zaten onun ana görevi 30 sayı yani takımın iyi olması rakipten daha önde çıkması için kritik nokta. Fakat burada iki tane daha şey var abi. Biri 8 rebound. Çünkü bu seride reboundların ne kadar kritik olduğundan <laughs> Birazdan Luna'ya geleceğiz. 8 rebound. Abi Clay Thompson'ın sakatlıklardan sonra en çok eksildiği yönler tabii ki ritmini falan kaybetti ama eskisi kadar yana hareket, rahat hareket edemediği için ya bir zamanlar Clay üst düzey bir savunmacı da artık değil. Zamanlama, sıçrama, yana hareket falan gibi konularda doğal olarak en azından şimdilik belki seneye biraz daha ritmini bulunca değişir ama çok şey kaybedim. Abi 3 blok yaptı. Ve çok doğru yerde yardım savunmasına gerek. Biraz daha hani denk getirmek ama 3 de blok yaptı. Yani Clay'in baştan aşağı stand, yani 2016-2017 Clay gibi oynadığını gördük. iki tarafta da. Bu çok önemli. Fakat maçı da yani evet doğru oynadın. ile belli bir üstünlük sağladın. Bir tane daha çok önemli faktör var Golden State cephesinde. Temel evet. faktör, hücum reboundı. Yani Memphis neden kaybettiğini de oradan açıklayabiliriz evet. Kaan abi. Çünkü mesela şu maça baktığında 19 top kaybettik Golden State evet. Şimdi bu Memphis Grizzlies'in kazanma formülü. Serinin başından beri bunu söylüyoruz. Fakat bunları sayıya dönüştürme konusunda çok başarılı olamadı Memphis. Çünkü çoğu zaman... Topları dışarı fırlattık Golden State Warriors ve dışarı fırlattıkları için de hep e, kurulu halde geri döndüler. Bu yani saçma sapan oyunları aslında onlara bir artı olarak dönüyor. Canlı top kaybı yapmadılar. Yani geçiş cümlerinde mesela Memphis'ten daha fazla sayı buldular. 23-15'te. Boyalı alanda Memphis'ten üstünler. Bunlar aslında Golden State'in kazanma formülleri. Ama en önemlisi 25 hücum bandı aldılar. %44 hücum bandı yüzdeleri var kan Neredeyse de. her iki toptan birini geri aldılar. Ya. Ve ikinci şans sayılarında 21 10 döler. Şimdi ikinci şans sayılarında Memphis'i yendiğinde zaten Golden State yeniyor. Bu seriyi öyle açmışlardı. Hücum ribandı açtılar. Hucun da kapattılar. Ee, ve burada Kevin hani zaten ne kadar özverili yani rolü ne kadar küçük olsa da ne kadar büyütülse de bir de Kevin tüm tüm NBA'de çok acayip bir özelliği var. Kevin Looney daha maç başlarken hava atışına çıktığında yorgun gözüküyor. Evet abi yani. Çok acayip. Hiç görünüyor. Nefes evet, nefese görünüyor. gibi. Yani, 48, Aa, maç başı hava atışında 48. dakikada böyle dizlerini tutan ha, 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 bir hali var. E, fakat ne kadar özverili bir oyuncu olduğunu diyorsun. Biliyorsun Kesildi, daha küçük kontratla geri geldi ama burayı evi olarak kabul etmiş. Görev ne verilirse aynı disiplinle yapıyor. Evet son derece sınırlı bir oyuncu hücum anlamında. Ama her görevi bir kere mesela şey ayakları görünenden daha çabuk çok yavaş gözükse de yani kısanın önünde müthiş kalıyor demeyelim ama kolay yenilmiyor en azından. E, çok eksi yaratmıyor sana bir kere çok e, önemli. Ve yani Golden State'in orada sağlam durabilecek bir oyuncuya ihtiyacı var. Ha? Yani. Kritik noktada bu. Cavaluni belki maç değiştirecek yeteneklerde bir oyuncu olmayabilir. Ama Golden State'in en büyük açığını dolduruyor. Doldurmasa bile bir büyüklük yaratıyor. Ve bu maçta çok büyük oynadı abi. 11 hücum, 22 rümant, 11 rümant. Bir de abi, hücum rümantları hep ortaya sekti maçta. Doğru. Yani pota altına sekmedi. O yüzden bir uzunun aslında alabileceği alanlar değil onlar. Ama çok iyi gitti oralar. Yani kısaların üzerinden aldı orayı Çok mantları. iyi kovaldı, çok iyi takip etti. Çok nereye gideceğini bilerek oynadı. Çok bilinçli oynadı. Ve, hakik ve Golden State'in çok büyük bir negatifini nötrleyip artıya geçirmeyi başardı. Hiçbir şey yani. Ve Clay'in attığı üçlükleri de birçoğu orada. Rivan'da alıyor, anında çok iyi buluyor üçlükleri. Evet. Tak diye buldu evet. ee, Ve Golden State bu sayede kazanmayı başardı ki bir önceki maçtaki 90-36'ya falan rağmen. Evet. Tabii son olarak Memphis cephesinden bakarsak da ya bu sefer mesela Jamorant'ı çok aradılar. Şu yüzden aradılar. Abi bu maçta Memphis'in ana aktörü kim oldu? Dylan Brooks. Şimdi... Dylan Brooks kötü bir maç çıkar. Bu arada hakkını verelim. İnanılmaz şut soktu. Doğru. Ya 15 7 hatta. Doğru. Aynen. Ama şimdi bak. Dilim kimse kötü oynadı diyemez. En azından şut anlamında ve... Fakat abi ana aktörün Dylan Brooks olursa bu olur. yani. Daha fazlası olmaz. İyi bir Dylan Brooks'la bile bu oluyor. İşte doğru ve yanlış, iyi ve kötü arasındaki fark bu. İyi oynadı Dylan Brooks. En azından iyi şut attı. Yani e, olumlu katkı yaptı diyelim. Hı hı. Hücum anlamında konuşuyorum. Ama ana aktör olursa sürekli yanlış oynuyorsun. Ekstra bir şey yapamıyorsun. Mesela Dylan bakıyorsun abi. 30 sayı attı. 15'te 7 üçlükte ki yani onun için mucize demek. Fakat 13'te 4 ikilik attı mesela. Yani toplam yüzdesi çok çok iyi değildi. Ama iki oyuncudan çok ayaklıklı yaşadılar kanal. Aynen. Fakat şeyi söyleyeceğim. İki oyuncudan yaşadılar aynı kişilerimi söylüyor. Tyus Jones, Brandon Clark. E, ee, ben Jimmy Jackson Jr. diyeceğim orada. <laughs> Mesela Jimmy Jackson Jr. doğru oynadı. Az önce ilk kavrama ee. gidersek. Mesela fiziğini hissettirmeye çalıştı. Doğru. 12 tane ikilik denedi ama sokamadı. Sokamadı. Jerry Jackson onları soksa maçı kopartabilirler. Son iki maçta onlar da çok verim almıştı. Evet. Jerry Jackson kötü oynadı ama doğru oynadı. Burada iki tane bence gene önemli faktör var. Jerry Jackson Jr. da katılıyorum ama bence Tyus Jones da Brandon Clark daha önemli. E, ee, bu arada şeyi söyleyeyim. Abi... Yani Tyler Jenkins tabii o da tecrübesiz bir koç ama gidip sorsan işte abi dilim Brooks ana aktör olunca yani takım şey oluyor yani şuursuzlaşıyor diye. E kimi oynatacağım dese bir şey diyemezsin adama. Bir tek şey dersin. Abi Diantini Melton'dan niye bu kadar nefret ediyor anlamıyorum. 11 dakika oynadı bu maçta. 11 dakika. Ve oynadığı her zaman artı yazdı. Şöyle bir önceki seri Minos'ta seri çok kötü oynadı Melton. Kabul ediyorum. Ama orada Morant var. Şimdi Morant çıktıktan sonra bir ona muhtaçsın. Bir bu seri iyi oynuyor Melton evet. abi. Ben de net daha fazla oynatırdım burada. Ya çünkü Morant yok ve maalesef Tyson Jones çok kötü e, çok kötü bir maç çıkardı. Başta iki tane şut kaçırdıktan sonra biraz göz kayboldu ve şimdi Tyson Jones devre dışı kaldığı zaman Dylan elinde eline kalıyorsun. Takımın Memphis'in en büyük sorunlarından üreten oyuncusu yok. Üretemiyor. İşte Jerry Jackson Jr'nin post Ne kadar verimli tartışılır. Desmond Bain takımın belki de en önemli oyuncusu. Ama üreten türde bir o, Bitiren türde bir oyuncu. Ve senin üretmesini beklediğin adam Tyce Jones. Melton'u oynatmıyorsun ki Melton da çok iyi üreticisi. Evet, saf oyun kurucu düşünmediği için onu kullanmıyor. İki numara gibi düşünüyor ama aslında Fark bir numara ki. olarak kullanabilirsin. Fark etmez ki. Senin üretebilen oyuncuların, ana üreticilerin, Ja Morant, Tyce Jones ki birbirinin alternatifleri. Morant yok, Tyce Jones geliyor. Çok kötü bir maç çıkıyor, Onda iki attı galiba. Kötü attığı zaman çok morali de bozuluyor. Zaten diğerlerine fazla üretemiyor. E Melton'u kullanmıyorsun. Bir de Kylenderson. Kısmen o da. Yani o da sınırlı. Abi diğer oyuncular Steven Adams'lar, Brandon Clark'lar, Desmond Bane'ler, Desmond dediğim gibi en iyi oyuncular üreten oyuncular değiller. Ve yarı sahaya kaldıkça senin bahsettiğin transition'a gelemedikçe yarı sahada sürekli Dylan Brooks'un eline kalmaya başladı. Üretemeden üretemeden oynamaya, oynamak zorunda ve Golden State savunmasının insafına kaldı. Bir de onun yaptığı hiç yanlış bir şey yok. Ama harika bir playoff geçiren Brandon Clark'ın bu sefer çok kötü bir günüydü. Mm -hmm. O kaç tattı Bakayım hemen kontrol ediyorum pardon özür dilerim. 10'da 2 attı o da. O da 10'da mm -hmm. attı. Yani e, bu arada Tyrus... Tyrus 12'de 2. 12'de 2 atmış. Mm -hmm. ee, doğru topları normalde kullandığı topları oldu. İsabet bulamadı. Orada iyi de savunuldu. Looney ile Draymond Green'in olması belki biraz dengesini bozdu vesaire. Ama Brandon Clark'tan da belli standart katkını alamayınca ancak buraya kadar kalıyor. Şunu da söyleyeyim Kaan abi. Memphis'in hataları üzerinden konuştuk playoff içinde ama şapka çıkarmamız gereken bir an bu beklentiyi buraya da onlar çıkardılar. Tabii. Bu arada... Yani ligin genç ikinci takımı. Bu arada bütün bu saydıklarımıza rağmen Dylan sayesinde yine Golden State'in top kayıpları sayesinde yine kolay kolay ya yani bir Philadelphia gibi teslim olmayıp oynamaları sayesinde bu maçı kazanacak noktaya getirdiler. Evet. Maçı iki yerde kaybettiler. Bir... ilk yarıda senin söylediğin maçı kıracakları yerde son dört işte Burada, Jamorant'ın eksikliği burada belli oluyor. Son dört buçuk dakika sıfır sayı attı. Evet, orada yumruğu vuramadılar. Abi çünkü üretemiyorsun geldiğin zaman. Üretemeyince dört buçuk dakika sıfır sayı. Maçın sonu 7 dakika kala 89-87 öndeydiler hala. 7 dakika kala. maç 23-7 bitti. 7 dakika... ilk yarının son dört buçuk dakikasında sıfır sayı, maçın son yedi dakikasında 7 sayı. Yani toplam 12 dakikalık bir sürede 7 sayı atabilirler ki devre sonu ve maç sonundan bahsediyoruz. Ki iki maç önceyi de son bir buçuk dakikaya kadar önde götürdüklerini düşünürsek evet. aslında bu takım yani sezon başında geçen sezon play'inden gelen bir takım olarak sezon başında hedefleri kendileri adım adım yükselttiler ve batı finaline gidebilirlerdi. Yani gol ve, yani ve bir hanedanı yenip. Bir numaralı oyuncuları olmadan. inanılmaz bir şey. O yüzden hani şapka çıkaracak yanlarına da şapka çıkarmak lazım ve bence sezonu pozitif bitirmeleri önemliydi. Dedim seri içerisinde negatif bir havaları vardı. O Dylan Brooks pozisyonu, Jordan Poole pozisyonu. Bence negatif havayı atıp üzerlerinden pozitif bir şekilde mücadele ederek olumlu bitirmeleri güzel oldu Memphis Grizzlies adına. Ve maçtan sonra da biz geliyoruz dediler. Evet biz geliyoruz dediler. Bu Golden... dile döktüler. Yani sahada söylediklerini dile döktüler. Golden State de bunu biliyor çünkü Golden State de bu yollardan evet. geçiyor. Daha farklı bir şekilde geçti ama Golden State de hep bunu söyledi. Onları da alkışlayalım burada. Golden State'in eşleşmesini konuşacağız daha sonrasında zaten. Doğu'ya geçelim. En lezzetli eşleşmeye geçelim. Geçelim. yemek sepetinde indirim yağmuru devam ediyor. Siz de binlerce restorandaki %25 ile %50 arasında gerçek üst limitsiz indirimlerden faydalanmak istiyorsanız yemek sepeti uygulamasını indirin, hemen siparişinizi verin. Evet, en lezzetli hiç değişmiyor. Yemekler değişiyor Kaan abi, eşleşme değişmiyor. Bugün ne var menümüzde? Bugün bende su böreği var. Sende de ne var? Çikolatalı açma var Çikolatalı bende. Çikolatalı açma. Ee... Ölüşebiliriz. Olur. <laughs> Bir an düşündüm ama olur. Yani tabii en lezzetli eşleşme, eşleşme değişmeyecek abi çünkü bu diyorum ya, boksun bu ağır siklet maçı yani. Günün evet. orta siklet maçları falan bitti, ağır siklet maçına geçelim. Ve ya ben e, Twitter'da birkaç kişi de yazmış Kaan abi. Yani aşırken de buna katıldım. Mesela en son bir final olmayan bir seriye dair böyle hissettiğimizde muhtemelen Rockets Warriors eşleşmesi vardı. Ve içerideki... Bir Brooklyn Milwaukee de çok iyiydi. Yani. O da çok iyiydi ama mesela bence burada iki hikaye biraz daha farklı. Çünkü orada bile genelde starlar üzerinden seriyi konuşuyorduk. Evet. Çünkü bir tarafta Durant baskısı vardı. Ama burada yani her maç başka bir görev adamının devreye çıkması, o kadar çok hikaye ve rekabet var ki. Hadi onu da katalım ama mesela baktığında yıllar sonra bile 10 15 sene sonra bile insanların hatırlayacağı bir yarı final serisi yaşanıyor burada ve inanılmazla da bir maç yaşandı bir kez daha. Ve e, ee, savunma sertliği ve yoğunluğu açısından da bir çeşit 2000'ler nostaljisi tarafı da var bir maçın yani. Yani serinin. Evet yani daha fazla üçlü katılan bir 2000'ler başı basketbolu doğru, gibi doğru. düşünebiliriz. Bunu ki Boston tarafı özellikle çok fazla üçlü katıyor. Bu maçta yine bir boks maçı gibiydi Kaan abi. Ve aslında geçen maçtaki izleyin bir benzeri olacaktı. Yani son çeyreğin başında Milwaukee Bucks bir kez daha gelmek üzereydi. Bir kez daha onlu sayılardaki farkı indirecekti. Ama bir tarafta yani Santos Kompon'un inanılmaz performansı var. Diğer tarafta ise Jason Tatum'un kariyer maçı var 46'sı. Yine çok, çok ilginç bir maçtı. Çok acayip bir maçtı. Şimdi, abi Tatum e, şeyi, e, Tatum anti bu mücadelesini şeye çok benzetiyorlar. Bu 2000'lerin sonundaki e, Paul Pierce, LeBron. Yani ligin en iyi, en büyük gücüne, en iyi oyuncusu tartışması ayrı konu. En büyük gücüne karşı, hani bir alt seviyedesin henüz ama onunla kafa kapıyı oynayıp diğer parçaların, daha üstün gelmesini sağlıyorsun. Zamanında 2008'de 2010'da o sayede yendi büyük oranda e, ee, bastın. Pierce şeyle baş edebildiği için. Lebron'la. Ee, çok güzel analoji. Bence de güzel oluyor. Yani bir, bir de zaten hani e, ligin en büyük gücü, fiziksel gücüne karşı Boston'ın hani bir, bir, kendini zorlayan bir oyuncusunun benzetmesi çok para. Fakat ben şeye çok benzettim biraz ya. Ee, herhalde basketbol severlerin son 20 yıldaki en büyük ne derler? Şanssızlığı e, bu dönemin en öne çıkan, daha doğrusu 2000'lerin ve 2010'ların en öne çıkan iki oyuncusunun yani Kobe ile Lebron'un hiç karşı karşıya. Bu bir Kobe Lebron maçı gibiydi yani. Estetik anlamda bir de. Evet ve oyun stilleri anlamında da yani operasyon yaptıkları anlamda. Lebron'un kariyerinin son bölümünü saymıyorum ama yani Miami Lebron gibi düşünmek lazım. Yani daha çok içeriği zorlayan, daha çok içeriden oynayan ve daha çok takım arkadaşlarını bulan yani organizasyonu içeriden yapan. Abi Kobe LeBron'u izleyemedik ama Kobe LeBron'un bir şeyini e, ne derler uygu şeyini gördük. E, simülasyonunu gördük adeta. Ve hakikaten acayip bir rekabet oldu. Fakat işte Boston'ın avantajı Tatum Yanis'le baş edebilirse diğer yerlerden maçı kaz kazanabiliyor. Çok opsiyon var çünkü. Çok opsiyon var ya. Şimdi bu seri ilerledikçe şeyi gördük. Boston ilk maçı çok yanlış oynadı. Felaket yanlış oynadı. Fakat ondan sonra çok akıllı bu maçla ilgili en kritik nokta Boston'ın nasıl oynaması gerektiğini artık tamamen çözmüş olması. Bu bence dördüncü maçtan itibaren böyle. Maça Brook Lopez ile başlıyor değil mi Milwaukee? Boston'ın ilk 12 hücumunu söylüyorum sana. İlk 12 hücum. 1-2 değil bak. 3 top kaybı var. Olabilir. 3 top kaybı içinde 10 tane şut var. Birinin hücum reboundunu aldıkları için. 10 tane şut var. Hepsi üçlük abi. Bir tanesi üçlük değil o da Jason çizgiye bastığı için ama. 10 tane üçlük attılar abi. Niye onlar atıyorlar? Niye? Çünkü Brook Lopez orada. Sen oradaysan bunu ilk maçta yaptıkları hatayı çok iyi öğrendi. Ya orta mesafe dışar Ve çok bilinçli. Yani ortaya girip boş tutuyor bularak. Ortaya girip boş tutuyor veya perdeden sonra boş tutuyor bularak. Brook Lopez mi var? Tamam kardeşim biz bunu yapıyorsunuz. Biz oraya girdiğimiz zaman çok büyük sorun yaşadık. Bunu gördük. Siz buş beşle sağdaysanız biz bunu yaparız. Ve tabii şey önemli olan bunları sokabiliyor olmaları. Acayip soktular maçı. Evet orada da şansın var işte. Stratejini her türlü yapabilirsin. Doğru. Ama mesela ilk maçta girmeyen toplar toplarsan için bu maçta girer mesela. Atıyorum. Doğru ve iyi burada işte. Evet. Doğru yaptın iyi olduğu zaman rakibi bir tercih yapmaya zor Çünkü olursun. Marcus Smart mesela müthiş başladı. Aynen öyle. Aynen öyle. Lopez'i çıkardığın anda da devre dışı bıraktığın anda da içeri giriyorsun. Mike Budenholzer'ın en büyük çıkmazı bu oldu. Ve bence yanlış yolu seçti o. Bir önceki maçta da aynı şeyi söz konusu. Konuşmuştuk, konuşmuştuk sen de. Hatırlıyor musun? Buruk Lopez'den vazgeçemezsin. Çünkü şimdi Buruk Lopez'den vazgeçemezsen sana atıyor abi adam. Ne yapacaksın? Yani Mike ile sana dese gelse dese ki. Ya kardeşim onu oynattığım zaman çatır çatır üçlük atıyorlar. Orta mesafeye girip atıyorlar. İçeri girmiyorlar ki. Der ve yeniyor. E tamam anlıyorum da alternatifin daha kötü. Yani Buruk Lopez'li senaryolar daha verimsiz. Çünkü bir, bastığın içeri girmesine izin veriyorsun. Boston iki maçtır boyalı alanda seni yeniyor. Üç maçtır hatta yeniyor. Kaybettikleri maç dahil olmak üzere yani. Seni yeniyor orada. Yani Bastı'nın asıl yapmak istediği şeylere izin veriyorsun. Sen Brook Lopez'in dakikalarını 20'nin altına indirsen bu maçta yine 19 dakika oynadı. Bir önceki maçta da öyleydi. Sen onu 37 oynatma ama 30'lar civarında tutman ve açıkçası bu fiziksel üstünlüğü kaybedersen Boyal alan hakimini tamamen kaybedersen diğer alanlardan fazla bir şey kazanmıyorsun. O zaman bastını yavaşlatmak için oynamış oluyorsun. Kazanmak için değil bu. Daha az kaybetmek için oynayamazsın abi. Şöyle düşünüyorum ben de Kaan abi. Ben mesela Bobby daha fazla oynaması gerektiğini düşünüyordum. Doğru. Ama Brook Lopez'in 10 dakika oynaması yerine ben de Brook Lopez'i 25 dakika koyuyorum kafadan mesela. 30 da olabilir. Bunu geçiyorum. Ama orada şöyle de bir durum var. Brook Lopez'i çıkarmak hücumda da aslında seni eksiltiyor. Çünkü... Esas sorun orada. Çok basit bir ekmeğin var senin orada aslında. Yani hücumda topu posta attığın zaman Brook Lopez sana garanti sayı getiriyor. Brook Lopez üçlü değil orada mesela. Ve çok daha yıpratıcı oluyorsun. Şimdi tam oraya geleceğim. Brook Lopez'in esas büyük sana yarar, yarar hücumda. Çünkü seri ilerledikçe Boston sadece hücumda değil. Savunmada da daha başkası... Ne yapması gerekiyor? iki maç itibariyle Yanis'e çok fazla sıkıştırma getirip, Yanis'i çok düşük yüzdelerle tutuyorlardı. Yani çok düşük demeyeyim de düşük yüzdelerle. Ama Yanis abi 10 asist, 8 asist yapıyor. Gene belli etkiyi yaratıyor ve hiç yıldıramıyorsun Yanis. Yanis'i yıpratamıyorsun. Durant değil bu yani. Yıpranmıyor abi adam. Saldırıcı saldırıyor. Yanis bu maçta serinin en iyi maçını oynadı. Yanis olağanüstü bir maç oynadı ve bugün Şimdi Lebron artık son iki senedir o tahtı bıraktığından beri NBA'nin en iyi oyuncusu kim tartışması? işte kavay mıdır? Durant midir? Bu işte yok hiç midir? Her şey diyebilirsin. Bu biraz ortada herkesin bakış açısı ya Abi Yanis şu anda net abi en iyi oyuncusu benim mesajı veriyor bu evet. playoff Ya o tacı aldı bence. Abi çünkü şöyle çok basit bir şey var. Yanis eskisi yani daha önce Shaquille O'Neal benzetmeleri yapılan şekilde hala oraları zorladığı gibi artık çok daha keskin. Gelişi güzel sadece gücünü kullanıp oraya girip bir zamanlar Harden'ın ettiği laf gibi langur langur dalıp hadi ne olursa olsun değil. Abi orada o kadar net bitiriyor ki nerede duracağını ne. Mesela Yanis'in en büyük sorunlarından biri neydi? Penetre ettikten sonra soldan yardım gelirse spin atar ve birinin içine çarpıp hücum fual yapardı ya da podosu. Abi oraları nereye adım atacağını, nereye saldıracağını falan inanılmaz. Dans ediyor diyor. şu anda Bezler. Dans ediyor. Bu, yani bu arada e dair en büyük yanılgılardan biri. Becerikli olmadığını düşünen insanlar var ya. Bu bence zaten en büyük yanılgıdır. Bunu zaman da Lebron'u dediler. Bu bence basketbolun anlamamakla alakalı Aynen. bir şey. Yani basketbolu sadece şut yeteneği üzerinden kurgulamakla alakalı. Yanis'in adımlaması... Atıyorum sana Prime Tracy McGrady'yi alıp Yanis vücuduna koyman gibi yani inanılmaz bir şekilde sıkıştırma geldikten sonra soluna sağına nereye boşluk varsa oraya gidebileceğini çok iyi öğreniyor. Nereden döneceğini topu hangi açıdan araç... abi hukuşatları falan inanılmaz geçmiş pasatini acayip gelişmiş. Julie Serving benzetmesi de çok doğru bence yani, mesela bu bitirişleri de Serving gibi yapmaya başladı. Uzanmaları falan evet. yani bir zamanlar yetenek olan şeyleri beceriye dönüştürme sürecini sonuna geldi artık Yanis hani inanılmaz durdurulamaz bir oyuncuya dönüştü ve çok kontrollü ve geçen seneki şampiyonluktan sonra zihinsel olarak da bir eşiği atlamış çok daha rahat oynuyor. Bu maçta yani kusursuza yakın, kusursuz diye bir şey yok. Ama bu playofflarda işte 14'te 14 e atan Chris Paul, kaybedilen, kaybedil ilginçtir kaybedilen maçlardan biri Jimmy Butler 4. maç bu muhteşem hmm. oynadı Jimmy Butler. Ama abi belki de playoff'un en görkemli maçı. Şey. Her yetmedi abi. Yanis hani bütün maçı taşıdığı gibi e, serbest atışları ve üçlüklerini bir 3'te 2 foul, 14 15'te 14 mu foul attı? 14'te 13 mu foul mu attı? Zaten maçı maçı hiç kaçırmadı hemen ama. Aynen. Ee, bakıyorum pardon özür dilerim. 15'te 14 foul attı. Yani foullerini soktu, üçlüklerini de soktu. Daha ne yapsın abi adam? Daha ne yapsın yani? 40 sayı, 20 rebound kaç asist, 6 asist mi? Yani her şeyi yaptı. Fakat bunu dengeleyecek bir şey lazım işte. Ha, bir bakayım nasıl sorunu? Brook Lopez'den geldik buraya. Seri ilerledikçe Boston diğer oyuncularını tamamen yok etti. Artık sahada Bobby Portis oynamalı diyoruz da Bobby Portis hiçbir şey üretemiyor. Rebound dışında hiçbir katkısı yok artık. Çünkü Boston'ın savunmada zayıf halkası olmadığı için bu oyuncuların alışkanlıklarını bildiği için Yanis'in pas paternlerini artık mümkün olduğu kadar ezberledikleri için bu oyunculara hiçbir şekilde fırsat vermiyor. Hiçbiri bir şey üretemiyor. Grayson Allen, George Hill'in hiç oynamaması lazım. Grayson Allen'ın da oynamaması lazım. Ben en azından belli, daha küçük bir rolde şütör olarak yani sahaya açmak için belli bir miktar tutabilirsin Grayson Allen'ı. Ama George Hill'in hiç oynayacak hali yok. Hiç. Ben çok severdim George Hill'i. Burada çok iyi işler de yapmıştım ama o George Hill değil artık bu. Şu anda hücumda abi çok basit bir şey söyleyeceğim. Pat Cunathan hariç kimse bir şey evet. veremiyor. <laughs> Aynen. Ve Pat da abi çok e, zihinsel olarak çok güçlü olduğu için. En önemli nokta şu abi. Yanis e, sayı, 44 sayı 20 rebound 6 asist yaptı. Curl de tabii ki birebir oynuyor, ee, bir şeyler üretmeye çalışıyor. Görevini 17'de 8 attı, ee, 17'de 7 attı özür dilerim. Ee, onun dışında Pep Kanat'ın dahil olduğu diğer oyuncular arasında 6 sayıyı geçen oyuncu yok abi. Çünkü yani bu şeyden dolayı bu oyuncular son derece yetenekli oldukları için, Boston savunması bunların bütün hiçbir üretici olmadığı için, toplu üretemedikleri için. Organizasyondan bir şey var. Bastın savunması bunları hayat vermiyor. Ve Robert Williams'ın çıkışı sonrası rotasyondan Derek White'in girişi orada çok önemli iş yaradı. Ve Derek White'ın bir önceki tür yani Brooklyn serisini çok özgüvensi ve kötü oynayan Derek White'in kendine gelmesi. Derek White Derek White gibi oynuyor. Derek şu. White kusursuz oynuyor. Yani Aynen. savunmada Yanis'in karşısında transition kalabiliyor. Transition'da Marcus Smart ve Derek White çok iyi iş yapıyorlar. Yani Yanis'e ilk adımını tahmin etme konusunda vücut vücuda temasa belki her zaman giremezsin ama ilk adımına tahmin ediyorlar ama esas Derek White ve Marcus Smart savunmadayken hata yapmıyorsun. Çünkü Al var diğer tarafta. Ya yani bu üç oyuncuyu koyduğunda Tatum ve Brown da eksi değil. Her ne kadar Brown'u hedefleseler de bastığın zayıf halkası yok. Şunu asla, şu yanılgıyı asla düşünmemek lazım. Tatum birazdan geleceğiz. İmza maçın oyunu olağanüstü oynadı. Bu maçı yine Boston'ın savunması kazandı. Abi yine 100 ofensif ratingde tuttular. Böyle bir Yanis'e rağmen 100 ofensif reytingde Ve Kaan abi Milwaukee üçlük atmıyor şu anda. Milwaukee Atamıyor üçlük, ki. Atamayan bir duruma getirdiler. Budun Ozur da onu söylüyor. Normal sezon ve playoff ortalamasının 10 altında üçlük deniyor. Yani 10 tane atış altında üçlük Çünkü deniyor. Çünkü bunu çok büyük oranda Bastın Celtic savunması yapıyor. Se seri başındaki strateji o açıdan değişimi önemli değil. Burada Boston bir tane önemli dezavantajı. Bu arada yani bunları saydık işte yapamıyor. Şimdi Tatum dengelediği zaman yenisi ne oluyor abi? Jalen Brown üretim sağlıyor. 21 attı. E Derek White kendine geldi. 8-9 sayı oradan. Aralarına giriyor mesela. Evet. Kirlik bölgesine giriyor. Penetre atıyor. Bu maçta normalde işte dördüncü maçın yıldızı olan Al Horford hiç devreye giremedi. Hiç devreye giremedi hücum anlamında. Ama abi şöyle bir şey var. O oyuncular yani basındaki özellikle Al Horford özelinde konuşursak iyi atamadıkları veya normalin üzerinde katkı veremedikleri yerlerde oyundan düşmüyor. Al Horford 10 rebound 4 blok yaptı. Evet. Pot altını kapatıyor. Ve temelde zaten Yanis'i savunuyor. Boston'ın bir büyük dezavantajı var. Seri boyunca Yanis'le boğuşmak zorunda kaldığı için Grant Williams dağıldı artık. Muhtemelen fiziksel olarak da çok yıprandı. Psikolojisi de dağıldı. Abi Yanis yani sürekli kamyon altında kalıyorsun yani. Feci durumda. Bu da normalde sor eksiğini çok yaşamadıkları Robert Williams'ın eksiğini biraz daha fazla yaşamalarını sağlıyor. Ama asıl eksiği yaşayan Milwaukee abi. Şimdi bu senaryoda Chris Middleton olsa o kadar çok şeyi değiştirir ki. Yani Şimdi eksikler a eksikti falan değil ama bazı oyuncuların eksikleri bütün mekanizmayı zedeliyor. Yani Yanis kadar belki önemli olmayan ama bir en fazla ikili oyun oyna oynayabilen oyuncu. Her sıkıştığında topu verebildiğin oyuncu artı diğerlerini devreye sokan artı bu hiç hücum edemeyen hiç üretemeyen oyunculardan biriyle çok üretebilen bir oyuncu eklemek demek. Şimdi Chris Middleton'ın olmadığı senaryoda Jurold'a ikili oyun oynayamadığı sadece birebir oynadığı için abi tamamen Yanis'e kalıyorsun. Yanis giriyor bir şey yaparsa yapıyor başka hiçbir şey yapamıyor Milwaukee bastın savunmasına karşı. Ve şeye gelelim. Diğer tarafa Tatum'a gelelim gel. abi. Şimdi sen, sen gel abi. Kobe Bryant ve LeBron James dedin. Büyük oyuncuların playoff'taki en büyük artısı bu. Şimdi bu maçta J Jason Tatum'un attığı şutlar çok konuşuluyor. Mesela son çeyrekte sağdan attı, iki saniye kala attı. inanılmaz bir fadeaway var. Şimdi i̇şte soldan attığı bir üçlük var. Fakat benim maç boyunca etkilen şey buydu. Jason Tatum maçta Brook Lopez sağdayken üçlü eve takımını şutöre yani drive and kick'e götürdü. Fakat Bobby Portis oyundayken özellikle de Grayson Allen varken sürekli perde üzerinden Grayson Allen'ı çağırdı. Grayson <laughs> Allen çıktı. Pat ya da George Hill girdi. Hadi Pat biraz daha mücadele ediyor ama George Hill yine George Hill'in üzerine gitti. Bastınız zaten seri boyunca öğrendiği bu. Grayson Hanım ve George Hill sağdayken saldırın hedef, hedef Saldırın. Hani atak 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 ve bunu yıllar önce aslında... Ordu, ordudan ordu ilk hedefiniz Grayson Hanım'dır. İkinci çok, hedefiniz George Hill'dir. Çok akıllı olmayan bir hucum takımıydı bu takım uzun süre Hı. boyunca. Çok iyi bir savunma takımı olsa da. Ama zaten playoff'ta süperstarların fark yarattığı nokta burası. Oyun yönetimi. Yani sadece skor bulma değil. Mesela Kobe Bryant'in 20'li yaşlarının bakışına bakalım o Sacramento serilerine. Yani Vlade Divaç'tan o avantajı almayı çok iyi biliyordu orta mesafede. Karşıda Doug Christie yoksa mesela Bobby Jackson varsa Bobby Jackson üzerine saldırıyordu Sacramento'da. Ama Doug Christie varsa perde alıp Divaç'ın üzerine gidiyordu. Zaten star oyuncuların fark yarattığı nokta budur. Lebron James bir makina gibi mismatch'i bulur ve avlar. Chris Paul mismatch'i bulur ve avlar. Jason Tatum maç boyunca nerede penetre etmesi gerektiğini, nerede şuta gitmesi gerektiğini, nerede üzerine yardım gelirse pas vermesi gerektiğini buldu. Yani Jason Tatum standartlarında en kusursuz maçtı benim gördüğüm. Kesinlikle öyle. Tabii şimdi Jason Tatum'la ilgili şöyle bir konu var abi. Jason Tatum biraz oyun... Şimdi bazı oyuncular oyuna ağırlık koyarlar. Yani Chris Paul'dan yani en üst düzeyinden yani elmas seviyesinden biraz aşağı. Tatum'un en büyük sorun çünkü eğer gerçek bir lokomotif olacaksan oyuna ağırlık. Tatum oyuna ağırlık koyan türden oyunculardan değil. Ben onu biraz Anthony Davis'e benzetiyorum. Yani gelmiş geçmiş görebileceğin en iyi tamamlayıcı oyuncu ama sürükleyici değil. Çünkü oyuna ağırlık koymuyor. Yani penetre etmiyor olduğundan falan da fiziksel oynamadan Durant de hemen hemen hiç fiziksel oynamıyor ama o liderlik yapabiliyor. Tatum'un yani kritik yerde sorun... Yani bu maç dışında diğer mesela abi üçüncü maçı sırf Tatum'un rezalet evet, yüzünden mi? kaybetmişlerdi. Tatum iyi oynadığı maçlarda bile oyunla, oyunda ağırlığını, varlığını çok fazla hissettiremiyor. Onu o özelliği belki de DNA'sal bir şeydir. Önemli değil. Belki de kendinden daha düşük seviyeye bir... Mesela atıyorum. Chris Paul ya da işte başka iyi e, All-Star seviyesinde olup da lider olmayan mesela Zach Lavine olsun anlatabiliyor muyum? Onun arkasında belki de gelmiş şey en büyük ikinci oyuncu olarak oynaması gerekiyor. Anthony Davis örneği bence bu yüzden çok önemli. Yani Anthony Davis asla bir numara yapmasın ama tarihin en iyi iki numaralarından biri olabilir. Yani ikinci opsiyon olabilir. Hatta birinciden daha de çok daha değerli olarak yapabilir. Tatum'un da bu alanda gelişmesi lazım ve bu mesela bunların en iyi örneklerinden biri. Çünkü senin söylediğin konu abi. Nerede Rakip ne yapıyorsa ben buna saldırırım. Rakip ne yapıyorsa ben bunun cezasını veririm. Şey değil. Yani sistem bir şey yaratır. Ben bunun en büyük Aynen. yıkıcı gücü olurum. değil hayır. Tez antites, sentez. Biz bizim yaptığımız şeyin en iyi versiyon değil. Senin yaptığın şeyi sana cezalandıracağım. Yani kendi takımın en iyisi değil. Sahanın en iyisi olmak önemli. Bunu Tatum maalesef bence kariyer boyunca çok az gördük. Bu en iyi... imza maçı diyor. Ya, sadece en iyi oynadığı maçı olduğundan değil. Gerçekten maça dam yani maça ağırlık koyduğu için. Geçen sene 50 Brooklyn maçında 51 atmıştı. Tek başına maçı kazandırmıştı. Belki o daha iyi bir maçtı bireysel performans. Ama esas maç budur abi. Esas ağırlık koymak budur. Playoff basketbol da budur. O, o da playoff'tu sonuçta ama 51 attığı Brooklyn maçı hani tek maç kazandılar ya diyor. Mesele o değil abi. Mesel yani daha iyi oynadığı maçlar olabilir. Maçı rakibi senin zayıf noktan bu ben seni buradan yıkacağım. Bizim ihtiyacımız olan bu ben bunu vereceğim deyip maça sürekli ağırlığını hissettirebilmek önemli. Şeyi maçında o kazandırmıştı hatırlayacaksın. Dördüncü maçı kazandırmış son bölümde. Tam. Son bölümde öne çıktı dördüncü maçta. Horford'dan sonra bayrağı aldı George'un üzerine gitti mesela. Bunların orada. kötü veya yetersiz olduğunu söylemiyorum. Bunlar başka bir rol. Bu maçta oynadığı bambaşka bir oldu. Ve ha, bu biraz da şurada bir avantajı var onu da söylemek lazım. Tatum 3, 4 ve 5. maçlarda yani son 3 maçta 27'de 5 üçlük attı abi. 17 ile üçlük attı. Bu maç makine gibiydi. Makine gibiydi. Aya. Ha şutunun başta iyi girmesi onu iyi hissettirdi ama Tatum hiçbir zaman en azından belki de ritimle falan alakalı elit bir şutör değil. Ama şutunun girmediği zaman da etkili olabilecek yöntemleri de çözmesi. 7. maçın şifreleri de o olacak zaten Kaan abi. Yani 7. maçta Tatum Yanis tarafı nasıl olacak? Yani Yanis yine buldozer gibi oynayacaktır ama Yanis görev adamlarını devreye sokabilecek mi? Mesela Brook Lopez'i maçın başında post upta bulabilecekler mi? Bence Brook Lopez'e top atarak başlamaları önemli olabilir. Aynen. Ben olsam mesela ilk üçümün ikisinde Brook Lopez'e topu atarım, Brook Lopez'in içeri girmesini isterim. Yani Milwaukee Bucks görev adamlarını bulabilecek mi? Boston'da bu maçtaki karar mekanizmalarını ortaya koyabilecek mi 7. maç? Şeyle ilgili çok önemli bir hata var. 5. maçı kazandı bu Mülvek kazanmasına ama Brook Lopez'i az oynatarak abi o maçı daha iyi oynayan taraf bastındı. Yani Brook Lopez'i eğer 27 dakikanın altında oynatırsa bu Boston, bu maçı kazandırır demiyorum ama Bastın ekmeğine yağ sürer. Diğer opsiyonlar yani diğer oyuncuların devreye girmesi çok zor artık. Hele Bastın'da hele 7. maçta. Ee, hiç kolay değil. Son olarak şey notunu da ekleyeyim. Bastın bu maçı net bir şekilde kazandı. İlginç olarak Bastın bu seride bu maçta öyle ciddi bir fark yakaladı ki bu iki takım arasındaki fark o kadar yüksek değil. Serbest atışlarda çok ciddi dezavantaj yaşamalarına rağmen. 18'de 16 attı şey Milwaukee 23'de 15 attı Boston ki teorik olarak Boston biraz daha iyi serbest atış takımı. Buna rağmen o o küçük darbeyi de fazla fazla e, kompanse edebildiler. Bakalım 7. maç çok ilginç olacak abi orada Dediğimiz gibi bir tarafta görev adamları, üçlük adedi çok önemli olacak. Diğer tarafta da Boston'ın karar mekanizması. Yani bu maçtaki karar mantıklarını sürdürürlerse tabii ki ev sahibiler ve avantajı elde edecekler. Boston artık ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Boston bütün doğruları öğrenmiş ve özümsemiş durumda. Milwaukee'nin maalesef Brooke Lopez tercihi hariç ki o da biraz mecburiyet, eli kolu bağlı. Fazla hareket alanı yok maalesef. Yani bir hareket alanı Pat 40 dakika oynamalı ha. maçta. Pat evet. 40 dakika oynatacaksın Kesinlikle. artık. Kesinlikle. Son maçın burada. Ve George'u oynatmayacaksın. Evet, George'u oynatma. Javon Carter'ı gerekirse rotasyon alırsın. Aynen öyle. Aynen 10 öyle. dakika oynasın ama Pat 40 dakika oynayacak bir maçtır. Ve Brooke Lopez'in 20 dakikanın altında olduğu senaryolar kötü, daha kötü sonuçlar yaratıyor. O zaman son konumuza geçelim. Geçelim kadar. abi. Evet son olarak da MVP'yi açıklalım. Geçen bölümde konuşacaktık aslında açıklandı. Seyircilerimiz de biliyor ki sezon boyunca da aslında bu yönde konuşmuştuk. Nikola Jokic MVP oldu Kaan abi. 170 puan civarı bir fark attı bir de Arkalarından yani Antetokounmpo, Kumpu, Devon Booker ve Luka Doncic geldi. İlk beş böyle şekillendi ki bizim ilk beşlerimize yakın bir ilk beş. Hatta aynı galiba. Benim aynı. Aynen. Benim de aynı. Ee, sadece ben mesela Antetokounmpo'yu MVP'nin önüne koymuştum. O çok önemli. Burada ya bu burada itiraz edecek bir şey yok. Yani hemen hemen e, aklın yolu bir gibi bir seçim olmuş. Şey çok önemli. Yani Embiid, Antetokounmpo ve yok için diğer herkesin çok üzerinde olduğu mutlak bir gerçek olarak kabul edilmiş. Çünkü 100 jüriden 90'ı ilk 3 belirlemiş. Diğer 10 tanesi de 4. sırada seçmiş. Yani hani belki işte bu kırı veya Donçi daha biraz daha önde girip ilk 3'e sokanlar var. Olsa da çok azınlık. İlk 4'ün dışında kimse koymamış. Yani bu 3 oyuncunun gerçekten... Bu arada Booker ve don harika sezonlar geçirdi ama onların çok çok üzerinde çok ayrı bir noktada olduğu belli. Aralarındaki puan farkı net ama fark büyük bir fark da yok. Tam bizim düşündüğümüz gibi paralel ve açıkçası hani e, sezonu iyi takip eden hemen hemen e, dediğim gibi aklın yolu bir bir seçim oldu. Yok hiç çok tebrik edelim. Bu arada ödülü alış... Çiftliğinde aldı ödülü. Bütün denverlerde gitmiş ama çok güzel bir görüntü. Çok oldu. güzel bence de. Çok Aynen. güzel bir saygı. Ve şunu da söyleyelim. Bu bir play ödülü değil. Böyle bir yanlış anlaşılma var. Bu bir normal sezon ödülü ve normal sezonda hak edenler kazandı. Bu oyuncuların play-off'taki takımlarının gittiği yolculuk normal sezon ödülleriyle bağlantılı değil. Arkadaşlar her şeyden önce ödüllerin oylaması normal sezonun bittiği, bittiği yapılıyor. gün yapılıyor. <laughs> yani Pilavı hiç seyretmemiş oluyorlar oylandı, oylama yapıldı. Evet öyle toksik tartışmalar da oldu ama hak eden üçlü. Hak eden üçlü içerisinde dağıldı böyle. Çok teşekkürler Kaan Aynen. abi. Yedinci e, maç gecesindeyiz efendim. Heyecanlıyız biz de. Of, Yeni eşleşmeleri olsun. bir sonraki programda konuşacağız Kaan Çok abi. Çok güzel bir söz var. Yedi, basketboldaki en güzel e, cümle, en güzel iki kelime. Yedinci maç. Gerçekten de öyle. Görüşmek üzere diyelim. Keyfini çıkarın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.